Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Normalde her gün birkaç tane, üç tane videoyu sabitliyorum ama bugün belki on tane video atasım var. Tek tek atasım var. Çok çok atasım var. şuradan başlayalım. Fenerbahçe uzatmalarda yıkıldı diyerek başlayalım. Biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu Rövanş maçında Fenerbahçe sahasında mağdur Dinamo Kiev'e evinde 2-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Öncelikle <laughs> Fenerbahçe Spor Kulübü'nün <laughs> futbolcularına teşekkürlerimi sunuyorum. En azından bize bu umudu yaşattıkları için. Hani biz bu, bu turu geçeriz, şu durum kurazı da eleriz. Sonraki turda çıkacak rakibimiz bölüm sonu canavarı olmazsa biz bu işin üstesinden geliriz. Ee, hissine bizi kaptırdıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. 2-1 kaybettik. İtalyan hakem Allah'ın laneti ve gazabı üstüne olsun. Lanetullahi aleyh. Massimiliano Irrati adlı Orta hakemin yönettiği müsabakada daha doğrusu e, Dinamo Kiev lehine yönettiği müsabakada Venerbahçe maalesef maçı kaybetti. Atilla Salahi'nin Golüyle umutlansak da Enner Valencia'nın kaçırdığı penaltı vuruşu umutları mahvetti. Yolumuz Avrupa'da devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovaçko ile 4 Ağustos'ta kozlarını paylaşacak ilk maçta. Tabi müsabakaya ilişkin birçok şey var. Mesela Tisarant oynatıldı Fenerbahçe'de gönderilmesi gündemde olan Jorge Cessus'un tercihi bu yöndeydi. Hani tek tek şöyle böyle diye saymaya gerek yok arkadaşlar. Serdar Aziz Mert Arkan sakat, oynayamadı. Dinamo Kiev teknik direktörün bir çiğer uçuşcu o kadar e, itici bir hale geldi ki o kadar e, itici konuşmalara sürdürmeye devam ettik ki Fenerbahçe taraftarı herhalde bu saatten sonra e, ölüm haberini duysa sevinir yani o derece bir hale büründü. Kadıköy'de müthiş bir destek oldu Fenerbahçe taraftarı maç başlamadan da hem takımımıza hem de savaş mağduru olan, çok mağdur olan rakibine desteklerde bulundu. Ee, kırmızı kart ve gelen gol uzun uzadıya anlatmayacağım arkadaşlar. Dakikalar 53'ü gösterdi. İsmail Yüksek rakibi Buyalski'ye yapmadığı faulden dolayı İkinci sarı kartı gördü. Hak etmedi ikinci sarıyı yiyerek oyundan atıldı. Niye böyle söylüyorum? Aynı hareketi rakibin futbolcular çok daha sertini yaptı. Maçı sarısız bitiren futbolcular oldu. Ve 68. dakikada Valencia %100'lük gol pozisyonundayken devrildi. Rakibin kırmızı yemesi gerekirken sadece penaltı oldu. Onu da biz kaçırdık. Uzatmalarda yıkıldık. Şimdi tek tek şu oldu bu oldu. Maçı zaten anlattım arkadaşlar. Hani normal sürenin eşitlikle sona ermesi sonrasında Fenerbahçe'nin kaybetmesi olayı var. Puanlama yapacak olursak da içimden gelmiyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim. O sayı yüreğini ortaya koydu. Tisserand yüreğini ortaya koydu. Salahi aynı şekilde. Ferdi olmuyor. Yani sol bekte sırıtmaya başladı. Bilmiyorum farkında mısınız? Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Bak Ferdi sol bekte iyice sırıtmaya başladı. Ya Ferdi İrfan Can'ın oynadığı bölgede sağ açıkla deneyelim. O sayıyla birlikte orayı çökertsin. Orada kapanan savunmalara karşı kreatif olsun. Üretken bir oyuncu olarak çapkadan tavşan çıkarsın. Ya da sol bekte olmuyor. İsmail Yüksek çıkana kadar maçın iyilerinden de bence. Arao yediğimiz golde dikkatli bakın. Baya bir seyredişi var. Onun da çok tepki alır. İrfan Can hiç beğenmedim. Emre Mor oyuna girdi bireysel. Zaten Emre Mor'un özelliği bu. Normal. Joshua King'i yine beğenmedim. Rossi Valencia yok. Yani standart oynamadılar. Standarda yakın bile oynamadılar. Ee, maçın it Alian Hakem'i tertemiz golümüzü vermedi. Biliyorsunuz it Alian Hakem maalesef ee, yani Fenerbahçe'nin golünü saymadı 10. dakikada. Hani diyorsunuz ya hocam hakeme de çok yüklenme. Gol attığında golünü mü vermedi? Vallahi vermedi. Vallahi vermedi. Joshua King'in bal gibi tertemiz golünü vermedi. Niye tertemiz diyorum? Arkadaşlar adam devam ettirdi ya. Bir şey yok diye devam ettirdi. Gol olduktan sonra iptal etti ya. İsti şeylerden sonra. Ha var olsaydı bu gol verilirdi. Ve işte ee, ne diyeceksiniz? Çok güzel bir şekilde mağdur edebiyatını oynadı rakibimiz. Maçta da çeşitli hareketler, maçta çeşitli iğrençlikler, çeşitli tiksinçlikler, kendini yere bırakmalar, dakika çalmalar, etmeler, tribüne el hareketleri, kol hareketleri. Sonrasında da mağduruz, da mağduruz edebiyatı. Lucescu Efendi basın toplantısına katılmamış ee, rakibin teknik direktörü Lucescu. Maçın ardından şeye katılmamış. Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi. İşledi ve kazandık. Buna çirkeflikler de dahil. Ama taraftar hesaba katmamışız. Böyle tezahürat beklemezdim. Yazık demiş. Allah aşkına. O hakemin de Allah bin türlü belasını versin. O taraftarı tahrik eden futbolcunun da Allah bin türlü belasını versin. Ya Kadıköy'desin gol atmışsın. Taraftarı tahrik etmek ne demek ya? Ya taraftarı tahrik etmek ne demek? Orada Fenerbahçe taraftarı maçtan önce sizi desteklemiş, Rusya'ya karşı mücadelenizi savunmuş. Bu nedir ya? Hakem de orada sarı kart veriyor. Ya Allah'ın kitabın zaten yok biliyoruz da. Ya vicdanında mı yok ya? Taraftar orada sahaya inse, tribünden inse yaptığı harekete. Ortalık karışsa çok boşunuza gidecek. Avrupa'nın şımarıklıkları. Vallahi kimse kusura bakmasın. Gebersinler umurumda değil ya. Ne olursa olsun umurumda değil. Do Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de yani dünyanın birçok yerinde Müslümanlar katledilirken Hristiyan camiası Avrupa ne yapıyor? Üç maymun oynuyor. Ben de oynarım. Ha içimiz kan ağlar. Yazık günah. Ben çoluğa çocuğa üzülüyorum. Hani yetişkinlere şuna buna. Ya Lucescu Efendi çıkmış bizim tribünde diyor hiç erkek olmayacak hep kadınlar olacak. Biz çok masumuz. Erkeklerimiz hep savaşa gitti. Tabi. Yarın bir gün nargilelerle görürüz. Ya taraftar orada o tezahüratı yapıyorsa sebebi ne arkadaş? Sebebi ne sebebi? Bu taraftar Putin e ana avrat sövdü de. Var ana avrat sövdü 24 Şubat mıydı neydi? Twitter'da muhtemelen görürsünüz. Sonra gitmiş Lucescu Efendi. Basın toplantısı şey yapmış. İki güçlü takım arasında güzel bir maçtı diye şeye konuşmuş. E, maçın ardından açıklamalarda bulunmuş. İki güçlü takım arasında güzel bir maç olduğunu belirtmiş. Nereye konuşmuş? Dinamo Kiev'in şeyine konuşmuş herhalde. İsmail Yüksel'in kartı hakkında da konuşmuş. Dinamo Kiev'in internet sitesine konuşmuş. Mesela UEFA'dan men cezası yemeleri lazım şu anda. Harbi söylüyorum bak. Ne demek yayıncı kuruluşa konuşmak? Orada milyon eurolar dönüyor. Ama UEFA mağdur diye sesini çıkarmaz muhtemelen. Son 5 gün boyunca çok fazla analiz yaptı ve bu maç için çok iyi hazırlandık diyor. Futbolcular sahada tüm güçlerini verdiler. Aynen. Çok güzel itiraz ettiler. Çok güzel ağladılar maçın başından sonuna kadar. Özellikle ilk yarıda savunmamızı çok iyi organize ettik. Çünkü Fenerbahçe maça çok agresif başlayacağını, takımıza baskı yapacağını biliyorduk. Bununla başa çıkmakta başarılıydık. O hakemin neyse. İki güçlü takım arasında güzel bir maç oldu demiş. Takım maçın sonuna kadar iyi bir fiziksel seviyeyi koruyabildiği için mutluyum. Bu eleme turnu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. İsmail Yüksek birçok hata yaptı. Buna ek olarak oyun oldukça zorluydu. Fiziksel dayanıklılık gerektiriyordu. Kısaca sahada büyük bir savaş vardı demiş. Savaş demeyin siz kaçarsınız savaş oldu muydu? Sonra da çıkıp mağdur edebiyat yaparsınız. Edebiyat yaparsınız. Aman ha. Allah kimseye yaşatmasın savaşı ama savaşın edebiyatını bu kadar yapıp kendini bu kadar acındırmayla kimseye yaşatmasın. Şimdi Lüçescu'ya hayatının bundan sonraki evresinde başarısızlıklar diliyoruz. İnşallah Dinamo Kiev'in yolu kapalı olsun. Ne Avrupa'da ne başka hiçbir yerde maç falan kazanamasınlar. Allah perişan etsin bunları. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Çünkü şuraya kadar getirdiler. Ya arkadaş biz size saygı duyuyoruz. Şu ortamda maçlara çıkmanıza saygı duyuyoruz ama bu kadar ahlaksızlık olmaz ya. Ya golden sonraki o tepki. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcusu golden sonra Dinamo Kiev'de şeylere, tribünlerine, o kadınlara, kızlara aynı hareketi yapsaydı ne yapacaktınız? Neyse devam edelim. George Jesus taraftarımız oyundan memnundur diyor. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Buraya kadar maçı özetledik. Ben buradan sonra Ersun Yanal'ı konuşacağım arkadaşlar. Nasıl Ersun Yanal? Bildiğiniz Ersun Yanal'ı konuşacağım. Bu saatten sonra. Hocam ne alakası var Ersun Yanal'ın? Bu saatten sonra Ersun Yanal'ı konuşacağım. Ve George Jesus'u konuşacağım. Bak çok enteresan. Şimdi beni yine e, hainlikle şundan bundan suçlamayın. Jesus hocamı da şöyle çok büyük çıktı ekrana. Biraz küçültelim. Hainlikten falan suçlamayın. Çünkü çok enteresan bir yere parmak basacağım arkadaşlar. Jesus hocamı zaten parmağıyla gösteriyor basacağım yeri. Öncelikle Portekiz hoca neler demiş? Maçın kırılma anına kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. Doğru. İsmail'in kırmızısıyla sadece 10 kişi kalmadık. Organizasyonel anlamda yapıyı da kaybettik. Doğru. Geri düştük ama pes etmedik ama olmadı. Doğru. Eminim stada gelen taraftarlarımız bugün oyundan memnun olarak ayrılmışlardır diyor. Bir şey soracağım. Gerçekten bir şey soracağım. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımıza gerçekten inanıyor muydunuz? Yani 6 maça geçip kalacağımıza inanıyor muydunuz? İnanıyorsanız çok güzel. Polyanlasınızdır. Bundan sonra size ne dersem inanırsınız. Kabul. İki. Hocam bu maça inanıyordum. Ben bu turu geçeceğimize inanıyordum. Bu maçı turu geçeceğimize niye inanıyordunuz? Jesus'un oynatmaya çalıştığı ya da kurmaya çalıştığı sistem ya da takım için inanıyordunuz. Doğru mu? Doğru. Şimdi Fenerbahçe 2-1 kaybetti. Takım başı dik ayrılmalı diyor. Maçın kırılma ana kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi diyor. Jesus doğru. 7 şutumuz vardı rakibin şutu yoktu. Doğru. Hatta 7 şutumuz vardı. Bir, bir tane direkten dönen. Bir tane sayılmayan gol. iki tane kaçan %100'lük. Bir tane kaçan %90'lık pozisyonum vardı. 5. Herkes maçın başından o ana kadar bizim tur atlayacağımızı düşünüyordu. Evet. İsmail'in kırmızısına 10 kişi kalmadık. Geriye düştük. Ona rağmen takım cesaretini korudu. Mücadele etti. Penaltı kazandık. Atamadık. Bir kişi eksiz diye ben de kenardan çok direktif verdim ama olmadı. Mücadeleden dolayı takım buradan başa dik ayrılmalı diyor. Doğru. Son anlarda yorulduklarını söylemiş takımın. Transferler benim onayımla yapılıyor. Buradan bazı duyumculara selam olsun. Hani diyor ya bu Roma Ali Koç'un önerisiydi. Şu bu neydi? Bu da aslında bakarsanız benim duyumlarımı da doğruluyor da o, o konumuz değil. Ancak bu maçın hikayesinde bunu konuşmak doğru değil. Eminim stada gelen taraftarlarımız bugün oyundan memnun olarak ayrılmışlardır. Kırmızı kart bizim için belirleyici oldu. Kontrolümüz etkiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik. Pes etmedik ama fiziksel kondisyonumuz son anlarda yetmedi. Oyuncuların fiziksel durumlarını ben görüyorum. Hani fizik, şeyi soruyor başlangıç 11'ine. Polonya'daki ilk maçta takımın herhangi sıkıntısı yoktu. İyiydik. O takımı değiştirmek doğru olmazdı. Bugün elenmemizin sebebi kadroyla ilgili değil. 10 kişi kalmamızla ilgililerdi. Kiev çok iyi takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih de onlara karşı çok zorlandı diyor. Emre Mor'u niye çıkardın? Emre Mor olayı çok sıkıntı. Ee, Emre Mor oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. 10 dakika sonra kendini iyi hissetmediğini söyledi. Rakibin bekini takip etmekte zorlandığını söyledi. Oyunu aldığım oyuncuyu ilk kez çıkarmıyorum. Sonradan oyuna dahil olanlar bir kişi eksik olmamıza rağmen organizasyonu sağladılar ve onlarla beraberdik. Golünü attık diyor. İsmail'in ikinci sarı kartı ağır. İlk olarak topa dokundu ama ilk kez bu seviyede maçlara çıkıyor. Normal bir durum ama hakem hakkında konuşmayı sevmem. Transfer konusunda da şunu söylemeli. Sezona çok sezonu çok erken açtık ve transferler kolay olmuyor. Transfer sürecinin zor bir dönemindeyiz. Genellikle son haftalar belirleyici olur. Dolayısıyla şu anda transferler hakkında konuşmak zor. Şu anda oyuncu transferi için kolay bir dönem değil diyor. Altına imza atarım. Parmağımı basarım. Şimdi Jorge Jesus ve Ersun Yanal. Hocam bunlar ne alaka? Yani yine bir şeyler mi demek istiyorsun? Biz mi anlamıyoruz? Anlamamız gereken bir şey mi var? Ben size şöyle anlatayım. Ersun Yanal bu takımı en erken şampiyon yapan teknik direktör. Değil mi? Öyle bir apoleti var. <laughs> Siz Ersun Yanal'ın Fenerbahçeyi baltalamaya çalıştığına hiç şahit oldunuz mu? Fenerbahçe'yi sattığına şahit oldunuz mu? Fenerbahçe'yi kötülediğine şahit oldunuz mu? Olmadınız. Olamazsınız da. Ersun Yanıl'a tam tersi yapıldı mı? Çok yapıldı. 2013-2014 yılı. 2013-2014 Fenerbahçe maçları. Bakın 2013 2014 Fenerbahçe maçları. O sezonun maçları. Ama nereye gidin biliyor musunuz? Nereye gidin? Ta en başa gidin. Ta 2013 14'ün en başına gidin. Anlatabiliyor muyum? Ta en başına gidin. Nereye? Konya maçına. Konya maçına gidin. Konya maçına. Niye Konya maçına biliyor musunuz? Fenerbahçe o maçta 2-0 öndeydi. 2-0 öndeki Fenerbahçe. Bakın 2-0 öndeki Fenerbahçe maçı 3-2 kaybetti. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe maçı 3-2 kaybetti. Olur hocam. Böyle şeyler olabilir. Sonuç sonuç şuydu. Takım 2-0 kaybettikten sonra nasıl bir reaksiyon gösterdi biliyor musunuz şey 3-2 kaybettikten sonra? Takım 3-2 kaybettikten sonra nasıl bir reaksiyon gösterdi? Ersun Yanal çıktı basın toplantısına dedi ki biz şampiyon olacağız. Geri kalan takımlar sıralamayı belirlesin. Aynı Fenerbahçe. Bakın yarı finalden elenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde. Bakın UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalden elenen Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ertesi sene çıktı ve ilk maçta kaybetti maçı. Yine böyle yamyam bir medya vardı. Ersun Yanalı suçlayan, işte böyle top mu oynatılır, lanet olsun sana, şudur budur falan filan diyen yamyam bir medya vardı. Bu yamyam medya, 3-2'lik mağlubiyetten sonra ortalığı velveleye verdi. 17 Ağustos'ta kaybedildi maç. Sonra Fenerbahçe ne yaptı biliyor musunuz? Eskişehir'i yendi. Sivas'ı 5'ledi. Kasımpaşa'yı 3'ledi. Elazığ'ı 4'ledi. Gençler Birliği'ni yendi deplasmanda. Bak 2, 4, 5 galibiyet aldı. Trabzonsporla evinde beraber kaldı. Ah yine başladılar. Böyle lanet olsun, böyle lanet olsun. Bu takım şöyle kötü, böyle kötü. Trabzon maçından sonra ne oldu biliyor musunuz? Erciyes deplasmanda galibiyet. Gaziantep'i 3-1. Bursa Sporu 3-2. Galatasaray'ı 2-0. Antalya Sporu 2-1 yenen Fenerbahçe. Yine sahasında Beşiktaş'ta 3-3 kaldı. Alha. İlk maçı deplasmanda kaybet. Evinde Trabzon'a beraber kal. Evinde Beşiktaş'ta beraber kal. Not. Hakem yönetimi öyle bir rezaletti ki o Beşiktaş maçında. Kayt'ın o üçüncü gol atıp topu dikme anı. Hani. Sonra ne oldu? Rize'yi deplasmanda 2-1. Akisar'ı evinde 4-0. Yenen Fenerbahçe Karabüy'e 2-1 yenildi. 22 Aralık. Başladılar Fenerbahçe'yi kötülemeye. Aynı Fenerbahçe Kayseri Sporu 5-1. Konya 2-1 yenip Eskişehir'e 2-1 yenildi. Şubat'ta. Ardından Sivas'a 2-0 yenildi. Şubat'ta. Kasımpaşa'yı yense de Elazığ'la beraber kaldı Fenerbahçe. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Gençler 2-0. Trabzonspor'u deplasmanda 3-0. Erciyes evinde 2-1. Gaziantep'i deplasmanda 3-0. Evinde Bursa Sporu 1-0 yenen Fenerbahçe. Galatasaray'a yenildi. Deplasmanda 1-0. Evinde Antalya'yı yenip Beşiktaş'ta berabere kalıp Rize ile 0-0 berabere kalıp şampiyonluğu garantiledi. Ardından e, Akisarı Akisar'a deplasmanda 3-1 yenildi. Şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe. Karabüyü 4-0 yenip Kayseri 2-0 yendi. Ha aynı Fenerbahçe. Zira Türkiye Kupası'nda şanssızlık Fethiye'ye 2-1 elendi. Aynı Fenerbahçe. Aynı Fenerbahçe. 31 Temmuz'da Salzburg'la deplasmanda berabere kalıp evinde 3-1 yendi. Ki orada Musa Sofun müthiş bir golü vardı. Aynı Fenerbahçe Arsenal'e evinde 3-0 yenildi. Deplasmanda 2-0 yenildi. Ve Avrupa macerası sona erdi. Şimdi Şampiyonlar Ligi playoff'undan elenip herhangi bir yere gitmememiz de hayret verici bir olaydı. Yani UEFA turlarına gitmememiz de hayret verici bir olaydı ama benim şu ana kadar anlattığım olayda ne anlamanız lazım biliyor musunuz? Biz bunu daha önce yaşadık. Biz bu süreci daha önce yaşadık. İlk olumsuzlukta, ilk olumsuz skorda haincileri de duyduk. Bunlar futboldan anlamıyorları da duyduk. Bunlar futbolun fiyasından anlamıyorlar da duyduk. Şu futbolcuyu komisyon için transfer ettirdiği de duyduk. Aynı şeyler. Aynı şeyleri duyduk. O sezon Jimmy Durmaz almaya çalıştı Ersun Hocam. Komisyoncu şöyle böyle aynı Jimmy Durmaz. Aldı başını gitti Galatasaray'da falan oynadı. Bu sezon Burma'yı aldırdı. Dediler ki komisyoncu şu bu. O sezon şiir gibi top oynadı takım. Şu adam var ya şu adam. Şiir gibi top oynattı takıma. Her maç. Lan bir takımın her maçı mı keyif verir? Her maç. Yenildiği maç bile keyif verir mi bir takıma veriyordu. Şu adam. Bu da şiir gibi top oynatıyor. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe taraftarı. Farkındayım. Yıllardır gelmeyen kupaların farkındayım. Yıllardır gelmeyen şampiyonlukların farkındayım. Suçlu mu aramak istiyorsunuz? Hakem konuşuyoruz. Hakem deme bana ya. Hakem konuşuyorsun. Gol attığında da golünü mü vermedi? He golümü vermedi. Olsun. Bir tane daha atacaktın. Ne güzel bahane ya. Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Niye? Kur'an-ı Kerim'de mi yazıyor? Ayet mi? Maide suresinin bir su ayeti mi? Ne abi Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin mi? Niye Galatasaray'san hakemi, hakemi yenmiyorsun? Niye Beşiktaş'tan hakemi yenmiyorsun? Niye Trabzonspor'san hakemi yenmiyorsun? Niye Fenerbahçe'yi sen hakemi yeniyorsun ya? Nedir bu ha? Kim koydu bu kuralı? Dangalak mısınız oğlum siz? Ne? Kim koydu bu kuralı? Hakem kötü maç yönetince, ya bırak hakem konuşma, şundan dolayı eğlendik. Ben size bir şey söyleyeyim. Filmi değiştiriyorum. What if? Varsayalım. Var ya eğer bilenler varsa güzel bir serisi var. What if diye. What if? Varsayalım. Yani ama şey bu. Ee, Türkçesi bu. Varsayalım. Varsayalım Maçın hakemi Fenerbahçe futbolcularına sarı kart gösterme aşkını Kiev'li futbolculara da yaptı. Kiev maçı kaç kişi bitirebilirdi maçı? Maksimum 6 kişi. Hocam zaten altının altına düşerse 6 altı ve altına düşerse maç iptal oluyor. Hükmen kazanıyoruz. Hükmen kazanırdık bu maçı. Tabi bir iki tane kırmızıdan sonra muhtemelen bu kadar sertleşmezler de. Varsayalım. O sayının yanında adam gidiyor orta sahada sarı kart veriyor. Adamın ayağına basıyorlar devam diyor. İsmail yüksek yediği ilk sarıya bakın, ikinci sarıya bakın. Bu standartlara göre Kiev'in en az 15 tane sarı kart yemesi lazım. Yok. Varsayalım. İsmail Yüksek sarı yemedi. Dedi ki ulan 50'de ben bunu çıkartayım. Bu patlamaya hazır bomba. Değişiklik. Crespo girdi. İsmail Yüksek çıktı. Varsayalım. Valencia'nın da baktı ki uğursuzluğu tutuyor. Ulan Valencia'nın uğursuzluğu tutuyor. Serdar Dursun alayım. Hiç olmadı. Doldur boşalt yaparım dedi. Maçı bir sıfır kazandı. Şimdi ne söylüyordunuz? Ne metiyeler diziyordunuz? Yere ve sığdıramadınız Jesus'a. Tamam başka bir soru sorayım. Bu turu geçtik Salzburg'a elendik. Ne fark edecekti? Bu turu geçtik Salzburg'a geçtik. Playoff'ta elendik. Ne fark edecekti? UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplara gidecekti. Misal veriyorum. Sadece anlayın diye söylüyorum. Bizim yerimiz Şampiyonlar Ligi miydi peki? Hani size göre Katro vasat, takım vasat. Ha eleştirilebilecek çok, çok, nokta var. Takımın en iyi yeri orta sahaydı. Gittik orta sahayı bozduk. Takımın en kötü yeri forvette. Aynı forvetlerle devam ediyoruz. Takımın en kötü yeri sağ kanatta İrfan'ın oynadığı yer. Gittik hala İrfan'la devam ediyoruz. Katılıyorum. Takımın en iyi yeri stoperdi. Mecbur stoperi sattın. Saçma sapan stoperle oynadın. Katılıyorum. Ama siz de bana şundan katılın. Bakın bu iki adam da teknik direktör bu iki adamda. Bak harbi harbi bu iki adamda teknik direktör. Bu adamlara güvenin arkadaşlar. Babamın oğlu değil ikisi de. İkisi de babamın oğlu değil. Ama bu adamlara güvenin. Bak şunun şunun en azından yabancı apoleti var. Şu garibimin o da yoktu. Yok bilmem şu kadar süre istifa için yeterli bir süredir. Bilmem onurlu insanların yapacağı iştir. Bilmem komisyoncudur. Diyen arkadaşlara şu anda siz meşhur ediyorsunuz ha. Siz meşhur ediyorsunuz. Fenerbahçeliyim diyen arkadaşlar. Yani bu adama komisyoncu diyen, işte istifa etmek için şöyle böyle diyen kişileri takip ediyorsanız biraz sorgulayın kendinizi. Aynı şekilde. La bu adam işi biliyor. Arda'yı oyuna almadı hocam. Çok yanlış yaptı. Niye? Arda peygamber mi? Arda forvet mi? İkincisi. Lan bu adam de, bu adam demedi mi 2-3 gün önce? Arda Güler'in sıkıntısı var. Kas sıkıntısı var. Üçünden biri en az biri oynamayacak demedi mi? İşte o sayı Joshua King Arda Güler kaldıramıyor demedi mi? Lan adam size açık açık sakat şey sakatlanabilir dedi. Ya bu şartlarda nasıl Arda alsın oyna? Ya aldı hiçbir şey yapamadı Arda. Ne diyecek bu sefer ne diyecektiniz? Emre Mor oyundan aldı geri aldı. Bak Emre Mor kendi istemiş. Mesela ben çok merak ediyordum niye oyundan aldı diye. Taktiksel mi diye. Ya bir şeyleri ben biliyorum demek yerine deyin ki bu işin uzmanı var. Bu işin uzmanına bırakıyorum. Şimdi size soruyorum. Jesus istifa etsin etmesinle. Hemen başladınız ya ondan dolayı soruyorum. Ya arkadaşlar. Konyaspor'a 3-2 yenildiğimiz zaman benim yüzüm gülüyordu. Bak benim yüzüm gülüyordu. Babam dedi ki ne oldu dedi? Takım yenilmedim yenildi. E niye gülüyorsun dedi? Vallahi öyle bir top oynadık ki dedim şiir gibi. Bu takım şampiyon olur. İlk yarıyı yine babam babamın yanında izledim. Ee, Allah Hepimizin babasına hayırlı ömürler versin. Babamın yanında izledim ilk yarıyı. Adam ne yaptı biliyor musunuz? Adam dedi ki nazarım diyecek ben çıkayım izlemeyeyim dedi. Adamın nazarım diyecekti. Ki benim babam yıllardır Fenerbahçe maçı izlemiyor çünkü takım çok kötü oynuyor diye. Adam diyor ki ya benim nazarım diyecek. Çıktı gitti. Lan bu kadar mı olur diyor. Bir takım bu kadar mı şanssız olur diyor. İlk yarıyı birlikte izledik. Direkten dönen toplar şunlar bunlar falan filan. Ya abi. Ben diyorum ki size. Gelin bir hodri meydan yapayım size. 180 dakikalık resmi maç izleme serüvenimizden yola çıkarak şunu söylüyorum. Kimden oynayacaktık? Neydi? Slovaçko. Slovaçko maçlarında Joao Pedro da muhtemelen oynayacak. İki maçta iki maçta bakın takımı tanımadan söylüyorum. İki maçta da keyif alan bir futbol izleyeceksiniz. Kafanız hala Kiev maçında olacak. Ama şunu yapsaydık geçerdik. Ama bunu yapsaydık geçerdik. Geçemezdin. O hakem kafaya koymuştu. İsmail olmasaydı Valencia'ya atacaktı. Valencia olmasa o sayıya atacaktı. Atacaktı. Kafaya koymuştu. İlk maçtaki hakem. Bu hakem kafaya koymuştu. Bak Kiev'in Salzburg maçlarına bakın. Yine hakem skandalı yaşanacak. Salzburg'u da eleyecek bunlar. Playoff'ta kim gelirse gelsin onu da Kafaya koymuşlar Kiev'i içeri atmaya Şampiyonlar Ligi'ne. Belki de UEFA olarak Paralarını öyle vermeyi düşünüyorlar. Ödeyemeyecekler falan diye. şey Ukrayna milli takımı eğer Dünya Kupası'nda falansa da şimdiden yazın şampiyondu ya. O kadar ağlamazlar ama pohpohlamıyor. Ya Allah kimseye vermesin. Kabul. Lafım, benim bir lafım vardır. Fakir gururlu olur. Fakir çıkıp da ben durumum kötü bana şunu ver bunu ver diyemez. Diyemez. Derse fakirliği geçmiştir o. Artık başka bir şeylere meslek edilmiştir. Ya da çok çok şurasına gelmiştir. Kolay kolay diyemez bir fakir. Bu da mağdur. Bak mağdur da aynı şekilde. Bir kez söyler biter. Lan dakika başı her bulduğu kameraya şeye. Sevgili Ersun Hocam sen Fenerbahçe'nin büyük bir değerisin. Ne kadar seni itibarsızlaştırmaya çalışırlarsa çalıştınlar. Sen Fenerbahçe'ye çok erken bir şampiyonluk kattın. Oynattığın futbolla beni ve milyonlarca kişiyi mest ettin. Allah senden razı olsun. Karşılığında paranı aldın. Evet aldın. Alacak arkadaşlar hanginiz bedava yapıyorsunuz? Jorge Jesus hocam sana da diyorum. Yalvarırım medyayı takip etme. Çünkü Fenerbahçe taraftar kitlesi ve Fenerbahçe medyasının %90'ı belki futboldan anlamıyor. Güzellikleri görmek yerine çirkinliklere odaklanıyor. Güzellikleri büyütmek yerine çirkinlikleri büyütüyor. Güzelliği söylediği zaman ah ah yönetim yanlısı, ah yandaş. Ya 53'e kadar, kırmızıya kadar Fenerbahçe'nin maçı farklı kazanacağına inanmayan var mıydı? Kazanmayı geçtim. 53'ten sonra 10 kişi kaldık. Ah her şey bit. 53'te 10 kişi kalıyorsun. 55'te gol yiyorsun. Ya Fenerbahçe genleri, genetiği böyle ya. Neyse diğer kısımda konuşurum. Ben Fenerbahçeliyim. Allah'a çok şükür de. Bu takımın bir ferdiyim. Forma çıkar çıkmaz gidip iki tane formu alabilen çok şükür Allah'a çok şükür Allah herkese nasip etsin. Bir ferdiyim. Ben bu takımı desteklerim. Ben bu takımın arkasından giderim. Bu takımda ışık var. Şampiyonlar Ligi'ne kalsan ne değişecekti? Ara. 30-35 milyon euro. 35 milyon euroyu kendiniz üretin. Çatır çatır top oynayın. Aynı bu seneki gibi futbolcuların kapış kapış gitsin. Yapacak bir şey yok. Bu yolu siz seçtiniz. Zorlu olan yolda yapın. Ama şunu söyleyeyim mi? Gerçekten söylüyorum. Bazı şeylerin izahı olan şeylerin, yani mizahı olan şeylerin izah olmaz derler ya. Biz ne olursa olsun bu Kiev'e elenecektik. Belliydi yani. Hakem tavırlarından. İki maç. Lan bir maçta hadi yapar maç da iki maçta yapar mı? Belliydi. Ama şunu söyleyeyim. Jesus'un arkasında durun. Bakın ölümlü dünya. Ben bugün varım yarım yok. Ölüm olur zulüm olur bir şey olur. Jesus'un arkasında durun. İyi teknik adam. Takıma bir şeyler monte etmeye çalışıyor. Değişim her zaman sancılıdır. Yeni oluşumlar her zaman sancılıdır. Siz demiyor muydunuz? Lan bir sistem kuralım. Her sene teknik direktör değiştirmeyelim bir teknik direktörle yola çıkalım. Sistemi oturtalım. 10 sene aynı sistem, aynı teknik adamla gidelim diye. Eğer 10 sene aynı teknik adamla gidelim diyorsanız elden kaçan Şampiyonlar Ligi'ni dünyanın sonu gibi görmeyeceksiniz. Ve bekleyin. Bekleyin. 720 dakika daha bekleyin. Lütfen. 8 maç daha bekleyin. 8 maç sonra diyeceksiniz ki hocam sen haklıydın. Görün bakın arkadaşlar. Çok uzattım. Çok konuştum ama İnşallah sizlere izletebilmişimdir sıkıcı olmadan. Görüşmek üzere.